Karşı toplu at. Orada ayarladık. Yani domuzu bulduk. Bekir, bekirsen misin? Ayıyla ben yan yanayım. Bunu yapmaya çalıştık aslında. Şimdi bakın. Oo, hemen bak. Domuzun ciğerini çıkarmaya çalışıyoruz. Sabah yakın gördüğünüz gibi kurt geliyor. Bakın tek hamle. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Dılmaz, benim umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün yine ayı aramaya gidiyoruz. Ekipmanları da hazırladım arkadaşlar. Powerbankler, işte kamera. Son olarak da el fenerini çantaya koymayı unutmayalım. Çünkü bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu olmazsa hiçbir şey göremeyiz akşam. Bu kaçıncı sefer bilmiyorum. Bakalım bu sefer yine denk gelebilecek miyiz? Ama en de sonunda ayıya denk geleceğiz arkadaşlar. Gelip bizi buradan alacak. Hemen oraya gideceğiz. Yine orada güzel videolar çekmeye çalışacağız. Şu anda hayvanlarımızın içini falan gördük. Bütün işlemimizi bitirdik. Şimdi akşam mesaiye çıkıyoruz. Alacak porsuk mu, siyah mı? Abi. Siyah değil mi? Bak 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 orada. Aha geliyor. Bakalım bir zoom yapalım. Görebiliyor musun? Geri gitti. Onur bırakma, geri geliyor. Lambayı alttan at. Geri. Onur senden taraf. Geçti Mert'o. Nereye geçti? Arkaya gitti. Onur senin arkanda bir giriş daha var. Burada burada burada. Geldi mi? Bize bakıyor bak. Zoom yaptın mı? Bak bakıyor şu anda. Porsuk mu ki ya? Şey sensör ya. Bu sensörmüş ya, porsuk değil. Bu sensör ama büyük bir sensör abi. Yap bakalım Onur öyle. Onur çıktı, Onur çıktı, sana geldi. Bırakma. Bırak çıksın ya da. Bırak bu tarafa doğru gelsin ya. Gelsin bize doğru, bizi yiyecek hali yok. Ama baya güzel bir baksana Ozan abi. Aynen aynen, renkli, altına bak. Biraz daha orada vurun. Ayaklarınızı yere. İyi fark ettin ya. Kim bekirsen misin? Ha? Geldi, bak, geldi, geliyor, geldi, bize doğru geliyor. Geldi. O bayağı büyük, ben gördüğüm en büyük sensör valla. Valla? Valla. Ben porsuk sandım başta sensör, ya. Sensör. Çünkü büyük. Burada var ya, balıkları yiyor ha. Suya giriyorsa mı bu? Valla yer bence. Onur tam ayaklarının altında. İlker senin yerinde. Nasıl gelip bakacağım? Dur kanka ben çıkayım. Şimdi arkadaşlar avcılar tarafından vurulan domuzu almaya gidiyoruz. Domuzun yerini öğrendik. Oraya gidip kurtlar ve aylar yemeden alacağız. Ve domuzu getirip mahallemine koyacağız. Bakalım domuz yerinde duruyor mu acaba? Ya da yerini bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şimdi domuzu ayarladık. Yani domuzu bulduk. Avcıların bulmuş olduğu domuzu. Şimdi ayı zaten şurada oluyor. Onu kanka buraya ışık edebilir misin? Bu ağaçların içinde oluyor. Diğer sefer de burada sesi geldi. Belki şimdi oradadır. Biz de böyle bağ evinde duracağız. Lambalar falan kapatacağız. Burası köyden dışarı bir yer. Gördüğünüz gibi. Domuzu buraya bıraktık. Bakalım araba yakın bir yeri, ne zaman yeri belli değil. Domuzun yerini bulamamıştık arkadaşlar. Şu anda domuzun yerini bulduk. Sabaha kadar buradayız. Şimdi arkadaşlar domuzu falan her şeyi hallettik de fotokapağını almayı unutmuşum. Şimdi Ozan abiyle beraber bizim eve gidiyoruz. Fotokapağını alacağız. Ozan abinin de şöyle bir YouTube kanalı var, Dağlayan Efendisi diye. Bu sene beraber ortaklık yapıyoruz. Yani videolarımız hep beraber gelecek. Ozan abi hemen gidip fotokapağını alalım şimdi. Umut... Aynen, büyük bir hata Mert abi. Aynen ya. Ama bu sene böyle bir hataya düştük. Hemen gidip alacağız arkadaşlar, sonra ayın oraya gideceğiz. Belki de ayı, belki de Ozan abi diyorum, ayı biz buradayken orada yiyebilir, şu anda Onur orada. Aynen, o çocuk da yani yese çekemez bile. Bugün zaten bir şeyler olacağı belliydi. Başta sansar çekmemizden. Aynen. Ki ya şey, ben de gündüz büyük domuzlar gördüm bugün. Hı-hı. Köpekler kovalıyordu biliyor musun? Hı-hı. Bayağı artı şey 30 tane domuz gördüm bugün Mert. Yukarı bölgede. Aşağıda babam 20 tane görmüş. Ya, bugün ciddi bir şey vardı yani, popülasyon. Bir diğer sefer geldik, biz ölüsünü bulamadık Ozan abi. Ya şeydi biliyor musun? Hayır işte bugün niye bu kadar çok domuz gördüm? Avcılar kovalıyor ya. Habire sıkıyorlar. Hayvanları sıkıştırmışlar. Oradan buradan, oradan buradan. Allah'tan onu da bulduk. Şimdi arkadaşlar hemen bize gidiyoruz. Fotokapağını alıp diğer döneceğiz hızlı bir şekilde. Şu anda arkadaşlar fotokapağını da kurduk domuzun başına. Fotokapağını gidip getirdim. Fotokapağımızın şöyle güzel bir özelliği var. Mesaj yolluyor arkadaşlar. Mesela şu anda bağ evine gideceğiz. Şuradan ayı gelebilir yine. Bize mesaj yolluyor. Mesela biz akşam diğerini daldık ya. Bu hemen mesaj yolluyor. Hemen kalkıp bakabiliriz yani. Hadi bakalım. Sabaha kadar bekliyoruz. Çay demlemiş biz gelene kadar. Ozan Bey. Mert Bey. Böyle köy ekmeğimizi falan
İyiyiz. İsteriz buradan. Sobada sen gümbür gümbür yanıyor. Mert Bey, meyde getirdim, bize meyde çalarsın. Arada çalarsın. Getirdin mi abi? Getirdim, meyde fazla yukarılar. Tamam, onu da çalarız artık. Sabah zaten... hayırlı konser. Ay inşallah biz bunları yaparken. Orada işi bitirmez ama fotokapan var. Aynen, gidip fotokapan alıp gel. Aynen. İyi olur vallahi. Yani. Bakalım artık. Kahve demli çayımızı da içelim. Soba da iyi oldu ya. İyi soba yakmış. Diğer sefer yazında yapmamıştık herhalde değil mi abi? Ama çok sıcaktı abi. Aynen, şimdi çok güzel oldu. Geçenlerde getirmiştim buraya. Dedim hani arada birazcık değişiklik oldu. Bayağı şimdi ayı beklerken böyle. Ayı beklerken bağlamayla konser veriyoruz. Sazlı sözlü. Yani bayağıdır elimi aldım. Ellerim, kilitlerim çok iyi çalamıyorum ama. Zaten amatörüz. Allah. Böyle olacak. Şu anda balkondayım arkadaşlar yine. Şöyle ayının şuradan gelmesini bekliyoruz. Domuz burada. Fotokapın da burada. Biz de buradayız. Ayı 400'de bekliyoruz. Bakalım sabaha kadar neler olacak. Yaklaşık bir haftadır falan uğraşıyoruz. Ama domuz deşinden sonraki ikinci günümüz bugün. Ozan Bey'le bugün yalnızız. O zaman abi düşüncelerin nedir acaba? Vallahi bugün görüntüleyeceğiz diye içimizde bir his var. Aynen. Ama bugün böyle ortam çok tenha. Aynen. Ama artık bakalım görüntüledik, görüntüleyemedik. Fotokapanı oraya koyduk arkadaşlar. İlla gelecek yani. Biz gelmesek de fotokapandan görüntüle alabiliriz. Ama bizim amacımız canlı bir şekilde görmek. Belki onu bu akşam başarırız. Değil mi abi? Bekliyoruz aynen. Hadi bakalım, hayırlısı. Bir şey geldi arkadaşlar. Nereye gitti? Hı? Nereye gitti? Anlamış. Bu tarafı var. Abi yanlış gelmedi mi oraya? Hı? Neydi bu? Atma eşek mi? Ayı mı? Vallahi. Aşağı inelim mi? Niye? Bakalım. Ben arkadan bakıyorum, ses arkadan geliyor. Bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Domuzun başına. Neden geliyor abi tam? Geçişin ortasında orada mı? Sizin... Yonca'da herhalde değil mi? Abi herhalde domuzun kovasına geldin ha. Abi şey, ayı kovalıyor olmasın? Olmasın abi, Allah canına. Niye olsun abi? Beyaz sandık arkadaşlar.
Halbuki kırmızıymış. Demek ki fotokopunda öyle gözüküyor. Neye ne et neye hizmet. Ayarlarken at bulduk. Neye hizmet abi. Aynen ben yazdık ya, arayalım sahibi gelip götürsün. Tanıyor musun? Dün aradıkları at işte. Allah. Ne baş boş bırakmışlar ya. Bize heyecan yaptılar. At da yanımızda. Biz bu atı arıyoruz. Burada kokuyor aldı abi, domuz olsun ya. Aynen o gelmiş yanında bekliyor ya. Şey mi abi, tay mı bu ne? Buralardadır ay ya. Lan bağlayacağım, atı gelir götürdü ya. Açmıyor mu telefonu? Yok ya, dur hepsini arayacağım. Domuzun başına kaldı arkadaşlar. Kokuyor aldı demek. Bu gece biraz sıkıntılı. Bıkmış değil mi abi biraz? Baba ne yapıyor? Ne oluyor ya? Yazık. Şimdi sahibine teslim ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kaçıncı gün olduğunu tam bilmiyorum ama at videosunun üzerinden bir gün geçti. Yani at ve domuz gelmişti dün. Bu ondan bir gün sonra. Bugün normalde gelmeyecektim ama direkt fotokabandaki görüntülerden yararlanırız artık ama ayı arkadaşlar bağırıyormuş yukarıda. Yani bizim gideceğimiz yerde. Şimdi Ozan abi de gelecek. Ozan abiyle arkadaşlar bu işleri ortaklaşa yapıyoruz. Onu YouTube kanalında buradan izleyebilirsiniz. Allah'ın efendisi diye. Şimdi hemen oraya gideceğiz arkadaşlar. Bugün herhalde bir şeyler olacak. Bilmiyorum 4. gün mü, bir hafta mı geçti, 10. gün mü? Her gün geliyoruz ama artık takip edemiyorum. Bu akşam çok heyecanlıyız. Görenler var. Dur. Açtın mı? Ulu. Arkadaşlar domuzlar domuz yemeye gelmişler. Karşıya topluğa. Koştun abi böyle. 30'lu grup işte. Wow. Aşağıdan da geliyor. Vay anasın. 30'lu grup. Bistim veriyor bak. Gördün? Aynen. Bana var. Bistim veriyor bak. Seslere bak ya. Domuzların akşam gelmesinin üzerinden bir gün geçti. Şu anda günün erken saatleri. Ben de sürüyü bıraktım. Arkadaşlar dün gitmedik domuzun başına ve dün bir sürü olay oldu. Şimdi onları da buraya koyarım, izlerseniz ayılar, kurtlar, daha göremediğimiz bir sürü şey geldi. Çünkü daha fotokapağını kontrol etmedik ama mesajlar geldi yani. Ayılar ve kurtlar gelmiş. Bir gün gitmedik. Kaç gündür? Bir gün gitmedik sadece ve olanlar oldu. Şimdi bu akşam yine gideceğiz arkadaşlar. Görüntüyü alacağız. Ve büyük ihtimalle ayı da çekeceğiz. Çünkü ayı bir kere onun domuzun tadını aldı ve akşam kesinlikle gelecektir. Bence yani. Şimdi bu fotokapan görüntülerini siz izleyin. Bakalım akşama neler olacak. Örümcek ağları nemi tutmuş ve biraz böyle soğuktan dolayı kırağı gibi olmuş. Aynı korku filmlerindeki ortamlar gibi olmuş. Şimdi yakından zoom yaparak size göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın bunu, şu beyazlar hep örümcek ağı. Domuzun başına yırtıcı olarak ilk başta tilki geliyor arkadaşlar. Çünkü tilki daha hafif ve daha her yerde dolanabiliyor. Ve sayısı daha fazla diğer hayvanlardan. O yüzden ilk misafirimiz tilki. Ama yanaşmaya cüret edemiyor. Çünkü domuz daha içi açılmamıştı. Ve ardından kurt geçiyor arkadaşlar, bakın. O da hiç yanaşmıyor. Gelip yanından geçiyor. Sonra akşama doğru biraz daha yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir kurt. Yani büyük bir hayvan. Ama o da hafif ürküyor. İlk başta hiç yanaşmadı. Şimdi biraz daha yaklaştı. Ama acaba şu kazıklara tuzak olarak mı algılıyorsa, ne yapıyorsa bilmiyorum. Fazla yaklaşmıyor. Bir domuzdan da korkuyor olabilir. Çünkü tek başına bir kurt bir domuzla mücadele edemez.
En azından 2-3 tane kurt olması lazım domuz boğması için. O yüzden tepkinli yanaşıyor. Acaba diyor yatıyor mu falan mı diye. Şimdi kokularını alıyor. Diyor ki leşse bunu yiyelim. Yoksa kaçar yani. Domuz bir hareket ederse kurt kaçar hemen. Ama tabi burada dolaşıyor. Hemen pes etmiyor. Foto kapandı gözü. Gerçekten güzel bir kurt arkadaşlar. Boylu bir kurt. Ardından bizim koca ayı da geliyor. Beklediğimiz buydu işte. Bakın arkadaşlar o da korkuyor. Aslında domuz da ayıdan ayı da domuzdan korkar ama bunun leş olduğunu anladı ve kokusuna geldi. Bugün de işin tersine biz bayinde değiliz. Biz evlerdeyiz bugün. Bakın güzel büyük bir ayı. Gördüğünüz gibi nasıl arkadaşlar çevik yani. Bakın arkası nerede, önü nerede yani. Bakın domuzu bir harekete aldı ta oraya götürdü. Biz iki kişi kaldıramıyoruz. Adam ağzına alıp hemen oraya götürdü. Allah'tan kaldıkları biraz sağlam yapmışım. Yoksa kazağa bağlamasak demek ki hemen domuzu alıp götürüp başka bir yerde yiyecek arkadaşlar. Ya da gömecek. O yüzden kazıklara bağladık. Şimdi bakın. O hemen bak. Domuzun ciğerini mi çıkarmaya çalışıyor acaba? İnşallah kazık da kırılmaz. Hemen bakın. O postu aldı arkadaşlar. Bu da domuzun derisini belki biliyorsunuzdur. Çok kalın. Hemen yırttı orayı gördüğünüz gibi. Hemen ciğere gidiyor. Hayvan bayağı bir arkadaşlar. Güçlü. Hemen bakın. Deriyi iki hamlede açtı ya, şaşırdım yani ya. Domuzun normalde yani derisi her yeri yiyiliyor domuzun. Derisi kalıyor sadece mesela yaban hayvanlar tarafından. Bu hemen geldi bir tutuşuyla. Bizim burada aşağı köylerde ayı yok ya arkadaşlar. Ben hiç daha önce böyle bir video çekmedim. Benim ilk videom ayı konusunda bu şekilde. Kurtlar geliyor mesela yiyorlar. Deri kalıyor. Ama bu hemen gelip bir hamleyle deriyi açtı. Yani kurttan falan köpekten çok güçlü bir hayvan. Bu bambaşka yani. Ama bunda da bir ürkme var yani. Hafif bir ürkme bunda sezdim. Her yerine dikenler batmış. Direkt herhalde şu an ciğeri yiyor. Yani o kazıklar olmasa onu alıp fotoğrafın önünde hemen götürecek yani. O güce sahip bir hayvan. Biz 2-3 kişi kaldıramıyoruz. Tek hamlesiyle aldı götürdü ya. Bakın ellerini de kullanıyor arkadaşlar. Deriyi soymak için. Deriyi yemiyor yani. Tüyleri falan. Kılları. Deriyi yani ellerini aynı insan gibi kullanabiliyor. Çok zeki bir hayvan ya. Ve güçlü. Bakın tırnaklarıyla hemen. Tırnaklarını görüyorsun ne kadar büyük. Bak bak bak. Bundan bir hafta, iki hafta önce çobana saldırdı burada. Yan köyde hemen. Tabii çoban bayılmış. Öyle bırakmış çobanı ama ayağını kırmış çobanın. Çene gücünü siz de gördünüz arkadaşlar. Domuzu bir aldı, bir sıktı hemen soydu. Bu beslenmeye devam ediyor ama bir ürküyor. Çöpekte havlanınca bir ürküyor. Tabii o da sonuçta bir can. O da korkuyor yani kendi canının derdinde. Şu an bir de kış hazırlık için elinden geldiğince yemenin derdinde. Çünkü yağlanması lazım. Ama ürktü. Bayağı bir yedi. Yani ön tarafını komple yedi. Allah'tan kazık sökülmedi arkadaşlar. Kazık sökülseydi bunları göremeyecektik. Bakın domuzu götürmeye çalışıyor. Ama iyi bağlamışım, götüremiyor. Neredeyse yarısını yedi diyebiliriz. Kemikleri falan hemen kırıyor gördüğünüz gibi. Hemen ciğerini yedi ya. Yani direkt ciğere geçti. Ayı gitti arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi tekrar geldi. Ya fotokapağını oraya çekmemiş. Acaba bir şey mi oldu bilmiyorum. Ayı domuzun başından gitmiş. Ama artık o ayı bu ayı mı onu da tam net bilmiyorum ama büyük ihtimalle buna benziyordu yani.
Herhalde budur. Belki bu da olmayabilir. Tam net anlayamadım. Siz de yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. O giden bu muydu yoksa bu gelen farklı mı? Onu tam anlayamadım. Ama bu da iyi bir ayı yani. Büyük. Bak bu da bir ürküyor ilk başta. Hemen evle arasında 100 metre var. Belki 100 metre yoktur yani. 80-50 metre falan. 50 de yoktur. 25-30 metre ancak var yani bağ eviyle şu ayının arasında. Ama biz evde yokuz bugün. Herhalde bizi gözetlemiş. Ama bu hafif çekiniyor. Acaba daha deminki farklı mıydı? İyice domuzun içine doğru girmeye başladı. Artık kalbini mi yiyor artık, ciğerleri mi yiyor bilmiyorum. Artık yağları mı yiyor yoksa. Domuzu neredeyse yarıya indirdi. Abi iyi bir ziyafet çekiyor bugün. Bakın hiç postunu falan da yemiyor arkadaşlar. Direkt iç tarafa. Postunu sıyırıyor. Bu da ayı artık son görüşümüz. Ya doydu ya da ürktü. Gitti arkadaşlar. Sabah yakın gördüğünüz gibi kurt geliyor. Bakın tek hamlesiyle domuzun kafasını kopardı götürdü. Yani ayı o kadar uğraştı bir yerini koparamadı. Kurt tek hamlesiyle domuzu kopardı kafasını. Bakın burada da arkadaşlar bir yarım saat sonra tekrar geliyor. Uzakta ama biraz yakınlaştırdım belki görüyorsunuzdur. Gerçekten çok sağlıklı bir hayvan. Yani bu da çok güçlü arkadaşlar. Bakın bir hamlede nasıl asılıyor. Koyunların kuyruğunu falan da öyle koparıyor. Koyunlar da öyle yaralıyor. Bakın domuzdan bir şey kalmadı. Sonra Ozan abinin köpekleri geliyor arkadaşlar. Bakın bu arkadaki dişi kurdun kokusunu aldı. Öndeki de dişinin yavrusu. Bakın şu anda gördüğünüz dişi arkadaşlar. Gidiyor ya fotokapağın açısından çıkan dişi. O kurdun ve ayının kokusunu aldı. Bakın nasıl heyecanlanıyor. Bu da Ozan abinin köpeği. Artık Ozan abinin koyunları gelmeye başladı buraya. Bakın dişi tam olarak kurdun ve ayının gittiği yöne doğru gidiyor. Bakın. Çünkü böyle bir saat önce hayvanlar buradalardı. Yaban hayvanlar. Evet fark ettiler. Belki de kurt oradadır. Ozan abinin dediğine göre kurdu görmüş arkadaşlar köpekler kovalarken. Bu da o sırada koyunlar çıkarmış, otarıyormuş. Arkadaşlar bugün bağ evinde herhalde 10. günümüz. Evet. Bana öyle geliyor ya. 10 oldu. Aynen. Buraya bayağı bir alıştık. Artık bura benim evim gibi oldu. Yakında şuraya bir yanar yapıp Mert'in kuzularını buraya herhalde getireceğiz. Sürüyü getireceğiz buraya. Abi yani bu işte böyle. Vallahi. Kolay değil yani. Şimdi arkadaşlar sizin mesela bazen diyorsunuz ki niye video atmıyorsun falan da. Böyle hemen telefonu ya da kamera elimize aldığımız zaman bütün yaban hayvanlar bizim önümüze çıkmıyor yani. Kesinlikle. Bir de mesela bak uğraşıyoruz, yakıt yakıyoruz, arabayla tabii, gidiyoruz, motorla gidiyoruz. Bunun bir maliyeti de var yani. Öyle kolay olmuyor. Hem emek olarak. Kesinlikle. Mesela sabahtan akşama kadar hayvanlarla uğraşıyoruz. Ya yorgun geliyoruz burada bekliyoruz. Bir de akşam da burada mesela kafaya vurup yatmıyoruz direkt. Böyle mesela yarım saatte bir kalkıyoruz. Telefonu mesela gelince hemen kalkıyoruz arkadaşlar. Çünkü fotokapa mesaj oluyor ya. Yine yani abi orada da bir uykusuzluk var yani böyle hafif alınacak bir şey değil. Karamaya koltuk yani. eve gitsem de evde yatamıyorum buraya alışacağız şimdi. Evde kaldım arkadaşlar. Yatağı yattı kaldım ya böyle bir şey olur mu ya buraya alışmışım. Mert'in yatağı üst katta yeri hazır adamın. Vallahi abi yani bu sıra... Buraya geleceğim. Geçen sene böyle bir şeyler yoktu çünkü bu sene böyle şeyler çok olacak arkadaşlar. Yani böyle kışın daha değişik bir videolar gelecek. Burada herhalde yani 3-4 kurdun bir domuzun başında birbiriyle boğuştuğu videolar geri diye düşünüyorum. Çünkü burada bizim köyde daha yüksek ve burada mesela kurt türleri daha fazla. Mesela bizim orada 1-2, burada 3-4-5 de olabilir değil mi abi? Aynen kalabalık çünkü ben gördüm çünkü. Bir de burada mesela daha hayvan, kar daha erken düşüyor buraya. Kar, ağaçlık bölge, aynen. Hayvan saklanabiliyor, yukarı çıkmıyor. Barınıyor yani burada. Barınabileceği yer. Bizim oradan kaçan buraya yeri yani. Düşünün. Aynen çünkü sizin orada tamamen arazi düzlük, hayvan saklanabileceği alan yok. O yüzden bu kışın burada bol bol. Ozan abiyle videoya gelecek arkadaşlar. Ozan abinin de bir YouTube kanalı var. Dağlar Efendisi diye. Onu da ziyaret edebilirsiniz. Bazen mesela ben video atarım. Benimkini izlersiniz. Ben video atamıyorum bazen. Mesela canınız sıkılır. Ozan abiyle izlersiniz. O yüzden onu da ziyaret etmeyi unutmayın. Yani burada ikimizin de emeği çok. İkimiz de emek veriyoruz. 9-10 günde uğraşıyoruz. Bir gün gelmedik.
Hemen ayı geldi arkadaşlar. Ayı, kurt, tilki. Daha neler yani? Daha göremedim. Bir gün gelmedi artık. Ya bir de şey diyor, ben söylüyorum ya, gerçekten bu sabır işiymiş. Tabii. Yani ve yaptığımız normal değil kesinlikle. Yani 10 gün kimse beklemez abi burada yani. Daha başında. Daha başında 10 gün bekliyoruz delirler biz herhalde. Ama bunlar tabii ki sizler için. Ama güzel bir belgesel oluşturduğunu düşünüyorum yani. Evet evet. Direkt yani. Bütün hayvanları çektik aşağıya. Abi koyunlar geliyor, eşek geliyor, aynen, köpekler geliyor, tilki, kurt, ayı, donuz. Porsuk muydu neydi o? Sarsar var bir de. Her şey var. Ayı da güzel, kurt da güzel arkadaşlar. Otokapan da kaliteli olduğu için güzel görüntüler çıkmış şey, orada. Biz şeyleri çekemedik bile ama Mert yani, hani şu gittik araziye dağıldık ya. Evet, köyden arkadaşı ilk kere aldık araziye gittik. Ayı bir nefesini verdi böyle bir şey yaptı. Mesela aslında onları çekersek duyulabilse var mükemmel olurdu. Biz bile zor duyduk ama... Var yani. Yani gerçekten burası doğadaki hayvan popülasyonu çok yüksek bir yerdeyiz. Ve yani tam doğanın içerisindeyiz, bildiğiniz Amazon'da gibi bir arazi içerisinde. Evlerde yukarı burasıyız. Yani geçen sene niye böyle videolar çekmedik? Geçen sene çünkü burası yoktu. O zaman burayı yeni yaptı. Geçen sene sadece baraka vardı. Orada güvenliydi. Ayı da oraya içeri girebilirdi ve soğuk oluyor tabi. Bu sene burası mükemmel abi. Aynen çok iyi oldu burası. O yüzden böyle güzel videolar geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bak yani bu zamanda bile yani güzel bir video oluşturduk. Kışın sobamız var zaten. Sobamız, çayımız, her şeyimiz var. Kışın kömürümüzü alır geliriz atarız. Düşmeyse yani. Avcılar vurmuş olduğu hayvanlar vurursa kadar mesela bazen koyun ölüyor, ineş ölüyor. Onlar da çekirge tezmeye. Burası ne şivası yapacağım? Burayı şey yapacağız. Ne şivası? Ne şivası? Bütün hayvanlar bizim kapıda alışacaklar. Hayvanlar burada yatıyor. O zaman bir yatacak. Hayır, burada yatıyor. Şey yapacağız. Gel gel. Kurdu çağır gelsin. Bugün direk yemek var sana. Aynen. Birbirine giriyorlar. Düşünsene işte. Güzel bir şey olur. Öyle bir şey bekliyorum ya ben bu sene. Vallahi olabilir. Yani bir de burada domuz sana çok vuruyor abi. Abi aşırı dereye domuz var. Bir de çok avcı var. Siz de gördünüz arkadaşlar. Akşam domuzlar 30-40 taneydi. Yani ben 30 tanesini hani gündüzünde bir önceki videomda paylaştım. Ya bunun gibi mesela en azından 3-4 tane domuz yine vurur ve biz de getirip koyarız. Ve çekeriz. Güzel videolar elde ederiz inşallah. Aynı çene kuvvetli olduğu için şey de ya. Yani sesler geliyor arkadaşlar. Bir tarafından ses dinlemek zorundayız çünkü. Ses de geliyor. Demek ki yavaş yavaş. Aşağı doğru kayıyor. Domuzlar kayıyordur büyük ihtimal. Yabancı bunlar. Geliyor arkadaşlar. Biz fazla lamba yapmayalım. Evet. O yüzden burada hemen sonlandıralım. Artık gece olan olaylarda sizlere paylaşacağız. İnşallah ay gelir, biz de onu kendi gözümüzle yumuş oluruz. Fotoğrafından gördük ama kendimiz de görmek istiyoruz. Lambahta tam neşte yaparız. Bakalım arkadaşlar bu gece neler olacak. Takipte kalın, videonun devamı gelecek. Arkadaşlar bugün 10. günde sonu artık. Gece yattık burada. Pes ettik. Artık bizden bu kadar. Akşam kurt ve ayı geldi. Yalnız şöyle direkt hemen önünden geçmiş ayı. Yani ayı et yememiş. Biz de telefona bildirim geldiği zaman zaten 20-30 dakika geçmişti ve daha bakamadık. Çünkü ayı zaten gitmişti ama kurt sabah denemeler yaptı. Yalnız ne kurt ne ayı da yenip hiçbir etten yemedi abi. Yemedim. Ya bunu neye bağlıyorsun? Ya şöyle söyleyeyim, ikisi de çok zeki hayvanlar gerçekten mi? Burada olduğumuzu biliyorlar bence. Onu istinaden kendilerini göstermiyorlar. Hani yani mesela şöyle biz birinde gördük. Ayışı net olduğu için gündüz gibiydi ortalık aslında. Camdan izledik. Doğruyu var. Hani biraz daha bekledik ki tam etin başına gelsin ama kurt da çok zeki hayvan. Tur atıp kaçıyor. Sabah hadi denemeler yaptı arkadaşlar. Biz de yatırmadık doğru düzgün. Şu anda saat 5 civarı. Öyle yarım yamalak uykuyla duruyoruz. Şimdi buradan gidip hayvanlar Ergis görevine gidelim. İnşallah hayvanlar kaybetmezsek iyi olacak. Şu an saat 5. Akşamdan böyle kurt bizi oyalıyor arkadaşlar. Geliyor gidiyor. Otokapan bu görüntüleri de bağ evinde kaldığımız son akşam çekti. Bu kurt şimdi birazdan gelecek arkadaşlar. Bizi sabaha kadar uğraştırdı. Geldi gitti. Resmen bizde oynadı. Bakın dün aynı saatte geldi. Saat böyle 11'e çeyrek kala. Ama yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Geldi bir etrafı kontrol ediyor. Leş orada duruyor gördüğünüz üzere. Ama yemiyor. Bunları bu akşam çektik. Yani biz de şu anda bağ evindeyiz. Aramızda 40-50 metre falan var. Ve kurdu gördük biz. Sonra ayı geliyor. Ayı geliyor yalnız. Biz kalkamadık. Yani mesaj duymamışız herhalde. Gece geldi. 3 gibi. O yüzden biz göremedik ayıyı.
Bakın ayı da gelmeye başladı. Biz de şu an bağ evindeyiz. Tabi ayı göremedim ama sizler için güzel bir video hazırladım. Telefonun aracılığıyla. İnşallah beğenirsiniz. Biraz komik oldu ama. İnşallah sizler de beğeneceksiniz. Yani aslında içimizden geçen buydu. Bakalım beğenecek misiniz? Ayıyla ben yan yanayım. Bunu yapmaya çalıştık aslında. Ama tabi kolum mu koparırdı, bacağım mı koparırdı onu bilemiyorum. Ama gönlümüzden geçen buydu. Yapamasak da telefon aracılığıyla bunu da yaptık arkadaşlar. Ayı ondan sonra oradan ayrıldı. Sonra bakın kurt yine geldi. Saat sabaha yakın 4 arkadaşlar. Yani kurt sabaha kadar bizi yatırmadı. Yarım saatte bir kalktık, 15 dakikada bir kalktık. Ama yiyemedi korkudan. Bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Muhakkak bir ufak yorumunuzu bekliyorum.